Hanımlar beyler, 2021'de de bir sürü ilişki testi çektik. Senin ilk üçün hangisiydi? Yorumlarda buluşalım. İyi seyirler. Neymiş Tektaş, nereden çıkmış? Şöyle çıkmış, Maximilian diye bir adam öyle bir taş hediye edermiş ki eşine, eğer bir gün ona bir şey olursa o onunla yaşamaya devam edebilsin, onu satarak yaşamaya devam edebilsin diye bir şey varmış yani. Onun için. O kadar pahalı. Yani evet, pırlanta pahalı bir şey tabii yani. Ya. Mesut'cum. Bana niye laf sokturan bir şey demedim yani. Fiyatı yazıyor muydu mektupta? Yok. Karat yazıyordu. İlk defa öğreniyorum. Bu Tektaş hikayesini bilen var mı? Fakirler! Ne bileceksiniz siz karat marat? Tamam. O zaman zengindi tabii. Sonra komedyen oldu. Çocuğun doğumuna girdin mi? Girdim. Güzel bir şey mi hocam? Sen şimdi doktorsun, daha da iyi bilirsin. Ya şöyle, ortam zaten heyecanlı yani. Hani tıbbi bir şey görmüyorsun, cerrahi bir şey görmüyorsun. Sen hanımın yatıyor ve uyuşuk ve ona destek olmaya çalışıyorsun. Senin orada böyle bir o ortam, böyle orası bir doğum ortamı, öyle bir şey yok. Yani çocuğu görmek ilk kez çok güzel. Ama dışarıda da görüyorsun yani. Sadece... Ne oldu ya bir anda? Yani, lan daha yıllarca görecekmişim ben, ne bileyim ya. Ne duydun ağzından en sert? Ya en sert bir şey hatırlamıyorum ama bana genelde şey diyor, götünü keserim diyor. Böyle şapşal falan bekledik hepimiz yani. Hep böyle ya, sığır şapşal. Ondan sonra Dominik dedi, götünü keserim dedi. Ama ona... Mesut Bey inanmazsınız, kesti de. Kesildi ama üç kere de. Tamam. Daha böyle kaslı vücut isterdim. Daha iri. İri. Olmasını isterdim. Ha, anladım. Biraz böyle şey mi geliyor sana, çalı çırpı? Çalı çırpı değil de ben çalı çırpı olsam problem değil. Böyle ben çocuk gibi. Ben çalı çırpı olmadığım için yok, aslında benden kaynaklı. Hani ben de böyle zayıf minyon bir tip olsam ama sorun sen değil. Kaldırıyorsun canım kiloyu çok. Yani... Sağ ol ya kiloyu. Ben kiloyum demedim ki. Ben hiç demedim ya. Dedim mi lan? Hayır, fazla kiloyu kaldırıyorsun desem tamam. Var olan kiloyu vücudun öyle güzel kaldırıyor ki. Değil mi? Ve süreyle sıçtım sıvıyorum devam ediyor. Benim eski erkek arkadaşımı rüyasında görmüş. Biz onunla, eski arkadaşımla ben el ele geliyormuşum onun yanına. Onu da bir yere çağırıyormuşum. Diyormuşum ki ben artık hani seninle devam etmek istemiyorum. O da yanındaymış. Sonra biz kalkıp gidiyormuşuz. Bir de hesabı ona kilitliyormuş. Ya ben bu hikayede şey anlamadım. Yani ne saçma rüyası. Lan 197'ler ne içtiniz lan siz? Çok güzel bir yermiş oğlum. Çok. Bütün korkular bir arada. Hepsini yaşadı. Ve bana bunu söylemiş. Hepsi bir arada. Patatesleri de o pezevenk yemiş. Ne işin tuhafını, bana bundan bahsetmiyor. Ben delireceğim, bakıyorum beni kurmaya. Anlat ne oluyor. Çok hocam, sonra rahatsız eden bir rüya mıydı? Hesap kısmı biraz sert oldu. Böyle sülalesinde konuşan biri oldu mu sen? Ne bak, dikkat et bizim kızımıza, iyi bak falan filan. Ya oldu. Dedesi galiba. Dede. Ha, dede de sert konuşur ha. Ama dedemi buradan öpüyorum. Öp. Benim dedem daha sert çıktı. O yüzden çok şey yapamadım. Senin deden kime sert çıktı? Yani şöyle. Öbür dedeyim. Dedeler kavga etse bastonla. İkisi de 102 yaşında. Son nefesiyle tek var. Dedeler savaşıyor. Neyse. Dedesi konuştu. Ondan sonra işte kızı veriyoruz Tuban ama... Tuban dedesi ha. Tuban ne dedesi, dedi? Kızı veriyoruz, Ankara'ya götürüyorsun ama ayda bir getireceksin yoksa falan filan, böyle sert yaptı. Dedem dedi ki bir dakika. Bak buraya gel. Sen kaçtın 1906, tamam gel otur. İlişkinin kıskancı kim? Eskiden ben daha çok kıskançtım öğrencilik zamanımızda. Sonra saçma bahaneler bulduğu için benim kıskançlıklarımı artık yoruldum, bıraktım. Mesela birine bakarken görüyordum. Şimdi çizim yaptığımız için şöyle bahaneler uyduruyor. İşte ben anatomiyle ilgilendiğim için anatomiyi incelemek zorunda. Ama mesleğimiz gereği ben erkeğe de kadına da bakıyorum ister istemez. Sizin kol kıvrımınıza da bakıyorum. Çünkü ben sürekli çizim sen yapıyorum. Yine de buradan giderken götüme bakarsan... Çok flörtöz bir erkek. Mesela...
Bir günlük evlilik. Daha 24 saatimiz dolmamış. Parfüm alacağız. Bir kız böyle. Böyle gösterişti, gösterişti. Güzel bir kız tamam. Şimdi. Başka bir parfüm beğendim. Kız buna şiddetle başka bir parfüm. O hani prim peşinde pahalı bir şey tamam, diye. Tamam, olabilir. Ama böyle şey, ısrarla onun istediğini almaya çalışıyor. Kız bana böyle şey, pis gülüş attı. Sanki benim dediğimi aldı falan. Ya sana geldi. Sen sanki kendi dünyanda başka şeyler yaşıyorsun gibi hayatım. Bu kız bir delirmiş gibi acık, değil mi? Geldi bana kız, dedi ki ne oldu, orospu mu, benimkini aldı falan. Ya sanki... Ya sen... Ya bu alkışlarım lan böyle iyice ya. Orospu vay be! İlişkin dokunmatiği kim? Yani... Ya bir günü belli dönemleri değişiyor. Gece Ozan mesela. Kuvallı. Tamam tamam. Mesut bazen bir azıyor. Hayatım onu sormuyoruz bak. Öyle daha değil. Naif bir yerden tamam, diyorum ben. Dokunmatik. Tamam naif yerden gireceğim ben de. Bak gece bir oldum bazen kaçacak delik arıyorum öyle söyleyeyim. Senden bir dans alır mıyız bir kuple? Al. Oo! Ne olacak? Allah sana. Ne olacak? Ne olacak ya? Aslansın. Hangi şarkıda? Bir şey açalım bir de danslık bir şey. Tabii ki onun aklında da. Çifte telle olur. Ben de çıkartacağım önce şimdi. Bekle bak. Abi sen de oynarsan olur. Ayıpsın. Tamam. İlişki testinde saçmalık başlıyor. 20 şeyler daha toplayın. Sıçarım daha saçacak o kadar. Ben bu arada masalara da geliyorum ha. Şey yapmayın. Abi biz üstüne konsmuş. Kuzucuğum sence bu adam dünyanın en yakışıklı adamı mı? Değil tabii ki. Bu kahkahaya gerek var mıydı bu gülüşe? Yani... Bu müstehsi gülüşe gerek var mıydı? Ne bileyim, böyle bir soruya gerek var mıydı? Bir Mesut Bey yani bu dolandırıcılık yetmedi mi artık? Neymiş dünyanın en yakışıklısı ya? İlişkinin dokunmatiği kim? Ben. Nereden anlıyoruz? Abi yakınımdaysa sürekli bir yerini mıncıklarım. Sen yine sakin ol burada ilişki testinde yani. Yok şu an zaten o yüzden böyle oturuyorum. Ya bak. Herkes bir arkasına dönerse bir iki dakika. Yok hani mıncıklamak ha. Ya şu. Bu. Hocam biz de zaten pandik diye düşünmedik hep beraber. Hanımına böyle yalayıp ne yapıyor? İşte aklına gelmedi kimsenin yani. Kuzucuğum sen bu mıncıklama olayından memnun musun? Memnunum. Bende de şöyle bir şey var. Vallahi Mesut Bey bir zevkim var kimse karışmasın ha. Ne çekirdeğim var ne kumarım var. Karışmayın ha. Kaç yıllık bir ilişki Ferah ablacığım? 15 yaşında 44 tanıştık. Yıl önce, 44 tanıştık, yıl önce. Tanıştık. 42 yıldır da birlikteyiz. Akıllarda tek bir soru. Atatürk'ü yakınen gördünüz mü? Hüseyin abi 77'de bu çapkınlık valla. Valla benim çapkınlığım ilkokul birinci sınıftan başlıyor. Çünkü ben birinci sınıfta... Hüseyin abi sen de böyle rakı masasında sallayan adam tipi var ha. Benim inanç, değil mi böyle yani? İlkokul bir daha yanısını alacaktım ha. Bu arada da ikimize ait bana minik bir bebek hediye etmişti. İsim koymuştuk ona da. Neymiş? Nihan diye. Ondan sonra biz ayrıldığımız dönemde onu yeni kız arkadaşına hediye etmiş. Sonra bulunduk... Hüseyin abi biz ne çiftler ağırladık burada. Evet. Ben bu kadar affedersin piçini görmedim çok net. Sende başka bir seviye var. Hoşuna da gitti bu lafın belli. Estağfurullah, estağfurullah. Hoşuna da gitti. Oh, lütfen, lütfen, lütfen. Eşim çok büyük kilolar, 30 kilolar verip üstüne 40 kilolar alan bir insan. Onun için ben onu öyle kilolarıyla falan değerlendirmiyorum. Sadece sağlığıyla ilgili kilosunu vermesi gerektiği iddiasında. O kadar. Ama onu da yapamıyor. Elinden gelmiyor, yemeği çok seviyor. Onun elinden gelmiyor, mantığı yiyip uyuyor. Ben yemeği ne yapayım yani? Yemeği çok bu seviyor. Bu kadın hortop, benim de rızkımı yiyor bu kadın. Ya. Ben rak 4 kilo yiyor, anası yedi çünkü. Yani. Bugünkü bölüm ya yanar ya da mükemmel olur. O yüzden var mı hocam kasın? Yok. Çok sıkı bir vücudu var ya. Yani böyle... Tamam tamam, sakin tamam. Bir götü var bak, dinle. Gerçekten öyle. Oho! Danstan dolayı. Tamam. Yine durduk yere anlamsız hayaller kurduk şu anda yani. Yusuf'un poposunu hayal ediyor herkes. Sıkı böyle ama zayıf. Böyle adamlarda şey olur. Çelimsiz deli kuvveti bildin mi böyle hani? Çelimsiz herif hayvan gibi adamı döver böyle yani. Tokadı tokattır. Nasıl poposu? Vallahi bir şey olmaz abi ya. Bu bölümde böyle işte. Geçen... Şey vardı ya Emir'in yolu diye dizi. İlişki testi Yusuf'un götü diye bölüm yapacağız yani. Ne var? Ben çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Adama. Bayıldım ikinize de yani. Mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Düğün yakın mı?
Ya korona geçerse daha hep beraber eğleneceğimiz güzel, keyifli bir düğün. Çağırır mısın ha? Kesinlikle. Kesinlikle. Geliriz yani. Çok şahit önemli. Olayım size. Valla. Çağırır mısın? İstemiyorlar. Sakın sakın. Daha güzel oldu, istemiyorlar. Gel be abi. Birden fazla şahit olabiliyordu. Bak sorarız be abi. Gel sen şey yapma ya. Ama yiyip gel. Sen şimdi doyuramayız biz seni. Evde ye. Olayım lan şahit. Açık olun. Harika ya. Bitmek üzere miydi öbür ilişki? Yani. Sallantıdaydı. Öyle mi? O ne kadarlıktı? 3,5 yıl. 3,5 yıl. Vallahi öyle. Kim ne dedi? Ne yapıyorsun şekerim? En önden katılamazsın programa yani. Yalan söylüyor pezevenkli. Ne oluyor abi? Sonra yanımdan geçerken böyle şey yaptı. Sen evli misin dedim. Evet, 3 tane de çocuğum var dedi. Gitti yanımdan. Ünal'la piç olmaya çalışıyorum. Devam ediyor. Ne oldu oğlum? Bu nasıl kitle ya? Burada da bela akıyor var. Allah bir türlü belasını versin. Şu ilk iki sıra yanıyor ha. Vallahi billahi bak. Bunlar direkt karışıyor zaten. Orada bir adam bela akıyor. Oğlum siz kimsiniz? Azıcık sessiz değil şu kodumlu programı. Dur azıcık. Hiç böyle bir kitle gelmediydi. Allah bin türlü bela. Puanlayalım. Şimdi normalde puanlama kategorileri belli. Bugün ilk ilişki var mı yok mu diye puanlayalım istiyorum. Yani seyirciye ne kadar geçti? Burada bir ilişki var diyenler o desin. Hayır mı abi diyenler o desin. Yat yat şekerim yat. Hocam ilk defa omzuna da yatmıştır belki. Sayemizde. Çok tatlısınız ikiniz de. Valla inşallah aşık olacağınız birilerini bulabilirsiniz ileride. Çok güzel bölüm oldu arkadaşlar. Ayaklarınıza sağlık. Her bölümün sonunda olduğu gibi birbirinizin elinden öpüp alnına da götürebilirsiniz. İlişkinin soğukkanlısı kim? Kesinlikle o. Ben zaten çok panik bir insanım. Hemen bir şey olsa ona da böyle hemen hastaneye gidelim, işte oraya gidelim, ambulans arayalım, polis arayalım. Yani şöyle bir minik bir anı var bununla ilgili. Ben İzmir'de yaşıyoruz o zaman. Beraber yaşıyoruz yine aynı evde. Aradı beni, hüngür hüngür ağlıyor, titriyor. Aşkım dedi, yangın çıktı. Ben de tabii panik oldum dedim. Tamam sakin ol dedim. Ne olduğunu anlatamıyor ama. Hiç o kadar içkire içkire ağlıyor ki. Bana dedim her ne oluyorsa fotoğrafını çekip at. Ocak doğalgaz borusunu hafif yakmış. Oradan ateş çıkıyor. O kadar. Yani hiçbir şey yanmamış. Oradan ateş çıkmaya devam ediyor. Hani eğilip tüpü kapasa bitecek. Hocam. Sen de video gönderseydin böyle. Ben... Tekrar tekrar bu merak atmışım. Sadakat. Başka birinin adı geçti mi hiç? O kız kim, bu çocuk kim? Sadece ilk zamanlar Betül'den önceki bir tane eski sevgilimle hani sohbet muhabbet yapıyordum. Hani Facebook'ta. Ama... Ya yok de geç amın okuyayım. Ne kendini sokuyor bu top? Lan programı da uzatıyor. Kendini de yakıyor. İlk zamanlar abi giyinik misin diye sordum, bozulmuş yani. O zaman evlendiğimizin ilk zamanı ve hani dediğim gibi Betül çok fazla içine kapanık, hiçbir şey konuşamıyorsun Betül'le yani. O biraz daha böyle cinsel konularda rahat konuşabilecek biri ama ben öyle değilim. Kız da cinsel konu mu konuşuyorlar? Hayır, normal konuşuyorlar. Ben gayet... Selam. Yazıyı da yazıyorum, 69. ...124 ne diyor acaba şu an yani? Kavgalarınız kavga mı? Değil. Öyle mi? Yani Gülçin bağırmaya başladığı zaman ben sesine kurban olurum diyorum. Gülmeye başlıyor sonra. Devam edemiyorum. Ne çakal adam ha! Şerefsiz orospucu, sesine kurban olurum senin. Senin sesine kurban olurum be. Ya abi şey, tamam da yani. Şerefsiz orospucu öyle demiyor da. Tamam tamam. Hayır şey diyor. Mesela bana diyor ki hani git diyor şunu işte mutfağa koy falan. Ben koyup geliyorum, salondayım falan. İçeriden ses geliyor, yapacağınız işi sikeyim diye. Sen mi diyorsun? Tabii. Sen diyorsun, sesine kurban olurum senin. Öyle mi? Evet. Mesela ben gürlemeye başlıyorum. İşte aslan kadınım benim diyor. Yapması duramaz ki diyor. Oğlum bu çocuk var ya 3000 yıllık sorunu çözmüş ha. Hocam en sert ne duydun Ezgi'den? Şey dedim, salak salak konuşma. Salak salak konuşma dedim. Sen ne dedin cevabı? Ben siktir git dedim direkt. Ama o... Dedi mi bunu? Dedi ama şöyle dedi. Ben sonra aradım, onu deyip suratıma kapattı telefonu. Oha! Aradım, dedim ki sen dedim benim suratıma niye telefonu kapatıyorsun dedim. Bir dedim siktir git ne demek ya dedim. Böyle dur, sen onu duydun mu dedi.
Evet dedim. Ya buradaki havaya bak ya. Gerçeği dinledi ki çok komik olmadı o. Senle sık dedim ya. Ya duydun mu sen onu ya? Ben onu dışımdan mı söylemişim? Ben onu düşündüğüm zannediyorum sadece. Hocam. Ben telefonu kapattım zannediyorum. Ya tamam da. 4 dakika önceki Erdinç'in havasına ne oldu? Sık dedim ben abi. Benle öyle konuşamaz ya. Duydu mu? Yok duymadı. Kendime söyledim. Horlayan var mı? Çok. Bak, çok mu horluyor? Hadi be. Gürül gürül mü? Artık yeni bir şey başladı. Tut 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 diye horlamaya başladı. Hayatım yani... bu elektrik süpürgesi bu bahsettin senin. Ya matkap bu yani. Ne bu? Matkap gibi horlamaya başladı son zamanlarda. Tut 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 yapıyor. Ya biraz son bir senede biraz daha kilo aldım. 5-10 kilo daha aldım. Birazcık daha dikkat etsen evet toparlar. Geçeceğim evet yani işte bu... Bakalım. Bu yap bakayım bu horlamayı. Tut 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 değildir o. Ne ya mesela? Şey. Hiç beklemiyordum bir anda yaptı. Güzel de yaptı Allah'ın cezası. Dünya güzeli kadına çıkan sese bak. Yarı tanrı gibi aşağısı 60 meğer. Ağzından en sert ne diyorsun Nefsun'un kavgada? Ya hani şey dedim de. Yani SG. İçinden geldi mi peki senin de tabii cevap vermek? Geliyor ama ben kıvırıyorum abi. Ne yapıyorsun? Yani mesela atıyorum. Mesela, siktir git mi demek istiyorsun bana diyorum mesela. Hani. Götlüğün lüzumu yok mu demek istiyorsun bana? Ağzından çıkıyor abi. Sonra aslında diyor, anlıyor. Anlıyor. O anlar. Ama kırılmasın diye geri çeviriyorum yani. Aslında çok da içinde kalıyor diyemeyiz. Diyemeyiz. Ama, söylüyorsun çünkü yani. Ama şey de diyemez yani. Sen bana küfür ettin de diyemez. Benim öğrenci eviydi. İşte gitar çaldım, işte bir şeyler içtik, muhabbet ettik falan. Ondan sonra ona yatağımı verdim. Ben koltukta yattım. Güzel hareket. Koltukta yattım. Ondan sonra ondan telefon tutacağını alıp Mesut Süre Rabarba açıp uyudum. Ha benim programı açtın. Sen zaten beni çok dinliyorsun galiba. Deli, her şeyi. Gece mece. Her şeyi. Sen de uyuyorum zaten. Ya böyle deyince kötü oldu. Peki benim buna rızam var mı bakalım şu an? Bana soruldu mu benimle uyuyacak mı diye? Ertesi sabah bana kızdı. Neden? İnsan der ki yatağım bir şey yapacak değilim. Yatağımı verdim. Nezaketen sırtım tutulmasın diye gel ya. Yat yanımda der bari diye bana kızdı. Bir de köpeğimi de aldı. Onunla yattı. Ben tek başıma yattım bir de. Ben hep oğlumla yatardım. Onu da aldı. Sen köpekle yattın. Ben seninle yattım. Keşke bu hikayede ben köpekle yatsaydım anasını satayım. Ben istemiyorum bunu ya. Bana da sorsunlar. Seviyorum In Your Eyes diye çok ünlü bir şiirimiz var. Yani seviyorum In Your Eyes çünkü they are very nice. Bir kerecik look at me. Onu ne diyor şu an? Bu bilindik bir şey mi bu? Seviyorum In Your Eyes bilenlere o desin. Sıfır. Böyle geçiştiremezsin. Bu 300 kişiyiz bir tane o gelmedi. Devamını söylersem hatırlar mı? Buyurun efendim. Seviyorum In Your Eyes çünkü they are very nice. Bir kerecik look at me ondan sonra forget me. Sevgilimle cigarette içerken my father yakaladı. Ne diyor şu an bu adam? Senin tedavi olman lazım. Sen mi yazdın deminki şarkıyı? Hayır ya çok ya büyük ihtimalle gevezenin ya da hani eski radyoculardan birinin bir şeyidir o zaman hani. De ben radyocuyum üstüne. Her yerden bugün yok daha yer kurşun yiyorum ben. Resmi herhalde başarılı bir radyocunun yani. Biz sevgiliyken ayrıldığımız her zaman bir plan yapıp gitti. İlkinde Ukrayna'ya. Tabii. Kim? Bir arkadaşımla beraber. Ayrıldık. Hemen zaten onu beklemiş demek ki. O da hemen plan yapmış. Ukrayna'ya gitmiş. Konuş! Ayrıldığın gibi bilet mi aldın hocam? Tabii hemen gitti. Hemen. Hemen değil ya. Birkaç gün, birkaç süre geçmişti ya. Ya 5 gibi ayrıldık. Ben 9'da bindim uçağa. O 4 saatte çektim biliyor musun sen? Havaalanına gidene kadar tabii. Çok değişik tipleri var. Nabzına baktırmaz. Aklı çıkar mesela. Neden? Korkuyor. Şu an mesela ben senin bileğine baksam? Kötü olabilirim ya. Şey yapıyorum yani böyle bir... Elim ayağım şey oluyor. Gel bakayım. Gözüne bir şey kaçsa dokunamaz. Gel. Belki atlatırız gel. Yok sizde şey değil ya. O bir şey söyleyeceğim atmıyor. Tak diye bayıl sanmayı istediriz ha. Yok be abi. Ben bu arada şovu severim. Hani bu tarz şimdi izleyici de var. Bunu yaptım. Bir bonusu olacaksa ben yaparım ya. Ne demek bonus olacaksa? Ölçtüremez demişti. Şimdi bu kadar ya ona bir şey yaptım. Desene İKO'da insanların önünde götünü açamaz da bakalım ne yapacak. Hayır. Madem challenge.
Madem şovu seviyor, YouTube'u kapattırmayalım mı? Hocam, bastı gitti. Nasıl ayrıldığımıza bağlı, yani şekline bağlı. Aldatma mı? Ha, evet, tabii canım. Yo, heyecan bitmiş. Oo, o kötü bir ayrılık ya. Heyecan basmış gitmiş. Gitmez ya. Gitmiş ya. Önermeyi değiştiriyor, bastı gitti. Sen bak bunu hiç aklına getirmemişsin ha. Evet, düşünmemiştim bunu. Bastı gitti derken gidiyor yani, hiç haber yok. İnanamadım. Yok haber, arıyorsun açmıyor. Arıyorsun açmıyor. Meşgul atıyor seni. Kaçırılmadı da hiçbir şey yok. Gitti yani. Oğlum niye kaçırsınlar? Ne bileyim, gitmez. Kaçırsalar kaç safhada toparlarsın diye bir soru mu olur amına koyayım içerisinde? Diyelim teröristler kaçırır dedik, ne kadar zaman toparlarsın? Ben bu soruyu ilk defa anlamayan bir çifteden geliyorum ben. Düğün şarkınız? Çıkış. Frank Sinatra'dan Love and Marriage. İlk dans Kiss Me. Sixpence and the Richer. Çalıştım da geldim, biliyorum. Çalışmış. Mırıldan bakayım Kiss Me. Yapma abi. Dünya tatlı bir... Bana orayı yakın çekelim ha. Hadi ya Kiss Me. Yok vallahi... Ne yaptın az önce? Bu çok tatlı bir adam, değişik iddiaları var. Ne yaptığını anlamadığım şeyler yapıyorum. Yaptı bana. Şarkıya mı girdin az önce yoksa nida mıydı o gene? Şarkı mıydı o? Nida mıydı? Niye? Allah Allah! Arada değişik nidaları var ha. Kiss me diye öyle gidiyor işte. Oğlum bu kadar hafızanda tutma yani. Beyin yorulur. Kiss me'yi unut ki dedeni de hatırla yani, anladın mı? O kadar tuhaf bir şey ki yani, hiç hayatımda böyle bir şey hissetmemişim. Böyle elim ayağım dolandı ya, ne oluyor? İlk aşkın mı yani? Yani... Tabii ki başka erkek arkadaşlarım oldu. Ne oldu? Şov yapıyordu, bir girdim araya. Yani daha çok oldu önce de yani. Senin hocam ilk aşkın mı? Benim ikinci evliliğim. Neren neren. Ne oluyor oğlum? Lan bir alkışlayalım harika adam ya. Belli ki programa hakim. Hocam birkaç soruyu kendi kendine sorsana, beni yorma ya. Vallahi billahi ben de burada bir kere de oturayım, ne var ya? Ama mesafeli bir ilişkiniz var galiba kayınvalidenle. Yok, mesafeli de diyemeyiz. Gelip size kalır mı? Kalmasını gerektirecek bir durum olmadı. İşte bu! Neden böyle bir... Bu soruyu niye sordunuz ki şu an bana? Ya izlerse, aklına gelirse? Yok, çok yakın. Hiç aklında yokken bizde kalırsa ne bok yiyeceğiz? Diyelim geldi kaldı bir ay. Kalabilir. Bir ay. Kalabilir. Problem çıkarır mısın? Asla kalmaz ama. Bir oyunu değiştir. Fışt. Ay Burak şimdi çok kızar. Aşırı derecede. Ama neye kızdığını ben anlamam. Böyle bir iki saat sürer. Yani kendinden geçer. Gözleri falan böyle bir kızarır. Ben de diyorum ki acaba ben bir şey mi yaptım? Yanlış bir şey mi koydum bir yere? Hani bende bir şey mi var falan? Bir sıkıntı mı var diye düşünüyorum. O anda aradan iki saat geçtikten sonra açılıyor. Ne oldu Burak? Tuvaletim gelmişti. Yani hani bu kadar büyük tepki vermene gerek yok. Hocam sen tuvaletin geldiği zaman böyle sinir krizi mi geçiriyorsun hadi? Biraz sinirleniyorum. Gerçekten mi? Evet. Bokum geldi, bokum, bokum. Oğlum bu düzenli gelen bir şey. Buna sanki alışmış olmamız gerekmiyor mu artık yani? Bir adapte olmamız gerekir bu duruma. Ya bazen biraz fazla gelebiliyor. Hocam! Ankara'da kalitenin adresiyiz. Fizikin en beğendiğin özelliği kocanın. Ya gülüşü olur mu bilmiyorum ama yanakları ve gülüşü ya bence. Çok güzel gülüyor. Yani hiç kahkaha atmadı ama şen kahkahası vardır. Bir de değerli gülüşü var böyle kıs 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 diye. Kahkaha atmadın mı oğlum bugün? Çok atmadı. O ya, attım, şen kahkahası geldi. Neden atmadın? Bence yok, tutuyor. Attım. Komik mi diyor lan bizim program? Niye gülmedin sen? Öyle bu insanlar anlamıyor mu şakadan? Kahkahkah ko ko ko. Seksi midir kocan? Evet. Valla. Öyle. Hanım seksi midir? Söyle bakayım kameraya. Seksidir tabii. Söyle söyle. Seksidir. Bağır çağır. Bilsinler. Seksidir deyince sanki başkasına diyormuş. İzleyenler istiyor. Hepiniz seksisiniz, anlıyor musunuz? 400 bin kişi seksisiniz. Nokta. Bir tane böyle yabancı ünlü söyle bakayım. Tom Hardy. Şuradan geldi. Bir hafta Tom Hardy ile giderim. Hocam var mı yabancı ünlü kadın? Şakir. Şakira! Şuradan geldi. Neydi lan Şakira'nın çok bilindik şarkısı vardı? Vaka vaka. Vaka vaka diye geldi şuradan. Şarkıyı da bilmiyor. Vaka 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 geldi. Hakikaten gider misin bir hafta? Ya gidebiliriz ya. Vakit geçirmek için de gidilir. Tabii. Şakira. Bir hafta. Gidilir ya. Döndüğünde aynı şeyi bulur mu aynı Asuman'ı?
Ya Shakira şimdi bulur yani. Ona da bir şey demem. Değil mi? Tabii. Peki döndüğünde Tom Hardy ile bir haftadan döndüğünde aynı Gökhan'ı bulur mu? Gülüşe bak. Bok bulur, bok. Bulur mu abi? Çok güzel ya. Birbirinizin ilk uzun ilişkisi olabilir misiniz? Evet. Ya benim de sayılır tabii. Burası 6 sene. Daha önce kaç sene vardı Candaş? 1 sene. 1 sene falandı. Sayılır dediğin bu mu Candaş? Yani. 6 sene yakın gibi bir tavır yapmadı mı? Daha önce de kadar 10 gün. Aynı kafa kafaya. 1 sene falan var aynen. Anladım seni. Benim de 1 senelik. 1 senelik var. Neciydi Candaş o kız? Ya o zaman ben üniversitedeydim. O da üniversitedeydi. Öğrenciydi yani. Nereden mezun oldu? Neredendi? İstanbul'daydı. Bak bak bunları bir yalan. Yok yok. Görüyor musun o an? Hareketi gördün mü samimiyetsiz? Flash TV oyunculuğunu gördün mü? Flash TV. Herkes gördü mü onu? Bana zoom yapalım Allah'ını seversen. Böyle bir bak. Neredendi? 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 Hatırlayabilsem neredendi? Kız kimdi? Adı aklında mı hocam kızın? Neydi? onu da unuttum herhalde. Kim kim öptü? O beni öptü. Nasıl? Ama zorla. Yani ben öp dedim de öptü. Yani Avcılarda oturuyordu. Senayi akşam eve bırakıyorum. Dedim hani öpüşelim bu akşam dedim. Tamam hayır dedim. Demedim. Hayır böyle bir şey yok. Yalan söylemiyorum şu an doğrulayanı diyorum. Hayır. Ya sen gelirken iki tane al işte ya. Vay ben tokum ben evde öpüştüm ya. Sen öpüş gel o zaman eve. Bu can kurtaranlık dedin ya. Şimdi Didem'den önce kurtardığın bir kız oldu mu mesela böyle yakınlaştığınız bu sebepten? Bu mesleki yani, etik olarak belki yanlıştır da bir tane de olsa örneğimiz var mı? Oluyor tabii ki. Ama ben böyle kıvranıyorum soruyu sorarken. Yok, biz yok. Niye kurtarıyoruz Mesut Bey? Yoksa bırakın ölsün gitsin. Genelde şöyle oluyor. Yani kadın güzelse sana kalmadan kurtarıyorlar zaten. Çok güzelmiş oğlum. Çok güzelmiş. Alkışlamayın bunu ne olur ya. Tamam ben de alkışlıyorum. Harika bir fotoğraf çekti yani. Abi dombili bir kadın vardı öldü gitti be. Yok onları biz alıyoruz. Demek ki ben boğulsam bir bokum kimse gelmez ha. Lan bu at ölüyor mu? Siktir dönsün lan. Ayağa kalkarsa yürür o zaten o kadar. Fiziken on üzerinden? 9. 9. Ne olsaydı 10 olurdu? Söyle aşkım. Söyleyeyim mi? Söyle aşkım ben biliyorum söyle. Kuyruğu var abi diye Allah Allah. Altına saklamış böyle kuyruğunu. Burnundaki kemer. Sadece. Burnun kendisi. Senin seksi bulduğun bir şey mi yoksa bir yaptırtsa daha iyi olur mu? Açık. Yaptırsa daha iyi olur. Aa! Tabii tabii. Geldi bir gün sürpriz yapmış böyle fındık gibi burnu olmuş. Yakışmaz. Ne istiyorsun senin derdin ne o zaman? Hayır. Fındık yakışmaz o anlamda. Hiç böyle saçma bir şey duymadım. Yaptırsa ne güzel olur. Şuradaki kemer gitse şu kadar yani şöyle bir şey. Yavaş yavaş. Ağzında sanki at bakıyor ağzına şöyle. Dişleri de bembeyaz olsa 6 sene yaşar bu ha. Binek hayvanı sonuçta bir şey yok. Kim öptü ilk? İlk ben elini öptüm. Ama öpüşmek gibi de değildi. Tam şu hani... Öpüştük mü yoksa yanaktan mı öptük? Yaladın mı? Pisse bir şey. Anlayamadım da tam. Kız böyle bir yer gösteriyor şöyle bak bu. Ya burayı da öpmüş olabilir enseden falan da yani. Sevgili miyiz? Tam nereden öptü hayatım bir şey olmaz. Tam şuradan. Ha tamam öpüşmek ama... değil o. Ama daha güzel bir anlama çıkar hatta yani. Yanaktan değildi dudaktan değil tam aradan. Arada kaldım ben. Ama şey yani kadın kızarsa yanından öptüm ne var ki diyeceksin. Anladın mı? Aslında stratejik de bir hamle yani. Ya şöyle olur. Ben de yapayım dur. İşe yarıyor tavsiye ederim. Tamam. 40 yaşında adama tavsiye veriyor. Tam buradan öp. Aa sağ ol abi.